Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Racial of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda yarın yani cuma günü gelecek olan etkinliklerden bahsedeceğim sizlere. Taş açma etkinliklerinden. Arkadaşlar 10 çarpı etkinliği gelecek ve bir tane de 4 tane sarı taşı alabileceğimiz garanti şampiyon çağırma etkinliği gelecek. Yani iki etkinlik aynı anda olacak. 10 çarpı etkinliği ile garanti şampiyon çağırma etkinliği aynı anda başlayacak ve 4 tane sarı taş açmamız yeterli olacak. Kahramanları şimdi hızlı bir şekilde inceli Diyelim. Öncelikli olarak 10 çarpı içerisindeki kahramanlardan bahsetmek istiyorum sizlere Evet birinci epik kahramanımızdan başlayalım Birinci epik kahramanımız şövalye hayaletlerinden ee, bu kahramana gelecek arkadaşlar bu kahramanı çağırmak için hem mavi taşlarda hem de sarı taşlarda 10 kat daha fazla şansımız olacak. Peki kahraman işe yarar mı? Arkadaşlar kahraman güzel bir kahraman dezavantaj yayma etkisiyle defans azaltma etkisi ve pasifinde de bir nazar dezavantajı verme özelliği var. Ve bu kahraman ikinci becerisinde de tüm düşmanlara saldırır. Bir tur boyunca tüm düşmanların tüm dezavantajlarının süresini arttırma özelliği var. Birçok yerde kullanılabilecek kahramanlar koymuşlar 10 çarpı içerisine. Ancak kullanış açısından biraz daha böyle Hitra Boss'ta kullanılabilecek kahramanlar seçilmiş konmuş gibi geldi bana. Güzel bir kahraman her özelliğiyle güzel bir epik kahraman sarı ve mavi taşlardan çıkıyor. Hızlı bir şekilde ikinci epik kahramanımıza geçiyoruz. İkinci epik kahramanımız Orgain kabilelerinde. Benim elimde yok maalesef bu epik kahraman. Olmasını da isterdim. Rehberi videosu hazırlardım. Kıyamet Kulesi'nde olsun. Ee, ve en önemlisi Hitrabos'ta falan kullanırdım kesinlikle. Uugo çok güzel bir kahraman olduğunu birçok kez videolarımda söyledim. Ama bana çıkmadı maalesef arkadaşlar. Bu kahramanın en güzel yanı bence pasifi. Pasifinde diyor ki tabi tüm becerilerini inceleyeceğiz de pasifi benim biraz daha hoşuma gidiyor. Ne zaman bu şampiyon hayatta kalan son, son müttefiki ölse bu şampiyona bir turluk bir yüzde otuzluk bir hız arttırma ve hasar bloklama avantajı verecek. Ve aynı zamanda kahramanın şu becerisini de işin içine kattığımızda tüm müttefiklerdeki iyileşme azaltma dezavantajlarını ve rastgele bir dezavantajı kaldırarak müttefikleri bu şampiyonun max HP'sinin yüzde yirmisi kadar iyileştirir. Bütün müttefikler ölmüş ise onları yüzde %50 HP ile canlandırır ve dönüş metrelerini %50 doldurur ve kitapladığınızda bunu 4 turda 1 yapacak. Yani pasifinde bir hasar bloklama aldığında tüm müttefikler öldüğünde ve ardına bu üçüncü becerisini kullandığında çok güzel bir şekilde müttefiklerini canlandıracaktır. Ve aynı zamanda kahramanımızın ikinci becerisi de defans azaltma ve avantaj bloklama gibi güzel özellikleri var tüm düşmanlara yapıyor. Bunu ve sömürme dezavantajı da var birinci becerisinde. Boss'ta da kullanışlı bir kahraman ve arenadan tutun zindanların birçok bölümünde de çok şahane işler yapabilecek bir e, epik kahraman. Mavi ve sarı taşlardan çıkacak arkadaşlar ve bir sonraki epik kahramanımıza geçiyoruz. Yine şövalye hayaletlerinde olan epik kahraman Kıyamet Rahibi Arkadaşlar Kıyamet Rahibi için elinizdeki tüm taşları açmanızı tavsiye ederim. Özellikle bir ölümsüz takım kullanıyorsanız ve veya ölümlü takım olsun. Yani e, renk değişimlerindeki en iyi çözüm Kıyamet Rahibi ki birçok videomda da ölümsüz takımda özellikle Batman takımlarında yeşil, Bosun rengi yeşile döndüğünde falan kullanmışlığım oldu ki çok başarılı bir kahraman ki hala aktif olarak kullanıyorum ölümsüz takımın içerisinde ve aynı zamanda bir tek ölümsüz takım için değil trabosta da bir avantaj kaldırma özelliğinden dolayı almış olduğunuz e, dez avantajları, korkuları vesaire bu kahraman pasif buna geldiğinde pasifinin sayesinde kaldıracaktır ki atak arttırmayla e, ve birinci becerisinde bir kritik oran arttırma avantajlarında varsayarsak oldukça güzel bir kahraman. Yani hemen hemen oyunun tüm bölümlerinde tüm bölümlerinde kullanılabilecek çok güzel bir epik kahraman diyebilirim arkadaşlar. Görüyorsunuz inceleme notları çok güzel kahramanlar bunlar. Bu kahraman benim elimde var. O yüzden iyi ki de çıkartmışız zamanında. Destek türü bir kahraman sadece mavi ve sarı taşlardan çıkabilen bir epik kahraman arkadaşlar. Ve geçiyoruz bir sonraki kahramanımıza. Bir sonraki kahramanımız yine epik kahramanlardan Gölge Soyu Endeksinde bu epik kahramanımız arkadaşlar sadece ve sadece hiçlik taşlarından mor taşlardan çıkıyor hiç kuşkusuz arkadaşlar Gölge Soy öndeksi içerisinde bulunan epik kahramanlardan en iyisi bana sorsanız kesinlikle Obora derim. Çünkü her şeyle çok güzel. Her şeyle aşırı derecede güzel bir kahraman ve aynı zamanda Hitra Boss'ta örtüleme avantajıyla birlikte bu kahraman devamlı olarak kendisine ölümün ardından canlandırma verecek 3 tur boyunca. Çok güzel bir kahraman ve aynı zamanda vuruş hasarları da oldukça güzel. Defans azaltma gibi özelliği var ve kendisine kendisini arkadaşlar kritik oran kritik demet yapıyordu değil mi? Bu şampiyona 2 tur boyunca %30'luk bir kritik oran arttırma avantajı ve %30'luk kritik demet arttırma avantajı verir. Bir düşmana saldırır. Eğer bu saldırı kritik ise bu şampiyona iki tur boyunca mükemmel örtü avantajını da zaten kendisi veriyor. Hitrabos'ta da bir örtüleme avantajıyla birlikte bu kahraman çok şahane bir şeyler oluyor arkadaşlar. O yüzden yani hiçlik taşlarına açılıp alınması gereken epik kahramanlardan bir tanesi ki ben elimde maalesef yok. Yani yarın hiçlik taşlarımı açmam gerekirse yani bu epik kahraman için açabilirim. Hele bir yarın olsun da bakalım arkadaşlar. Elimde de çok fazla taş yok gerçi ama. Evet şimdi hızlı bir şekilde efsanevi kahramanlarına geçelim. Birinci efsanevi kahramanımız Hortlak Sürüleri Endeksinde arkadaşlar ee, maşelete gelecek. Maşelet elimde var ve çok hızlı bir şekilde kastım. da çok mutlu olmuştum. İstediğim bir kahramandı ki her yerde kullanabiliyorum ve e, arkadaşlar şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Hitrabo'sta çok şahane. Kıyamet Kulesi'nde çok şahane. Zindanlarda çok şahane ve ölümsüz takımlarda Batman tarzı takımların içerisine girebilir ve kendisine has ölümsüz takımları vardır bu kahramanında. Oldukça güzel bir kahraman ki yakında maşelet ile arayıcısız bir şekilde ölümsüz takımda yapmayı düşünüyorum. Bir arkadaşımızın hesabında yapmaya çalışıyorum daha doğrusu yaptım da ufak tefek eksikleri kaldı onları tamamlayıp videosunda paylaşırım çok güzel bir kahraman her şeyle arkadaşlar. Sömürme verdiğinde rakibe ve gerçek korkuyla birlikte bunu yapıyor ve e, birinci becerisinde bir toplu vuruş yapıyor sömürme dezavantajı olan rakibe daha sonrasında bir kez daha vuruyor ve ikinci beceri, üçüncü becerisinde avantaj çalma gibi özelliği ve iyileşme azaltma dezavantajı vermeyle birlikte kendisine sürekli iyileşme avantajları da veriyor oldukça güzel bir kahraman yani e, yarınki e, sarı ve mavi taşlarınızda çıkartırsanız çok sevineceğiniz bir kahraman arkadaşlar. Güzel bir kahraman. Ve ikinci kahramanımıza geçiyoruz. İkinci efsanevi kahramanımız ise hükümdar Katon arkadaşlar. Hükümdar Katon bildiğiniz gibi çok popüler bir efsanevi kahraman değildi. Ancak Hitrabos oyuna dahil olduğunda bu kahraman da artık kendisine has özellikleriyle birlikte Hitrabos'ta kullanışlı bir kahraman olmaya başladı. Zayıflatma ve defans azaltmasıyla birlikte bu kahraman birinci becerisinde tüm düşmanlara saldırarak %30 ihtimalle 2 tur boyunca bir hız azaltma dezavantajı veriyor. Hitrabos'lara hız azaltma dezavantajı verebiliyoruz. O yüzden birinci ve ikinci becerisi zayıflatmayı değiştirmeye çalışıyor aptımızda çok güzel verdiğinde bu da defans azaltma ve zayıflatma tüm takımınız yüksek hasarlar vuruyor ve burada da yine tüm düşmanlara kalkan ve hasar bloklama öldürülemezlik avantajlarını kaldırma gibi bir özelliği var. Ardından onlara saldırır. 2 tur boyunca tüm düşmanlara %100 iyileşme azaltma dezavantajı verir. Avantajın kaldırılması bloklanamaz veya direnç gösterilemez yani şimdi örtüyle birlikte örnek veriyorum bir e, maşeret kullandınız Hitrabos'ta ve Hitrabos'taki bir tane e, kafa sizin avantajlarınızı çalıyor ve kendisine o sürekli iyileşme avantajlarını da tüm e, kafalara yaydığında o kafaların iyileşmesini engellemeniz için hükümdar Katon çok şahane yani büyük bir çözümdür arkadaşlar. O yüzden yani yarın gelirse eğer bu kahramanda çok güzel işler yapabilecek bir kahraman. Evet şimdi hızlı bir şekilde bir sonraki efsanevi kahramanımıza geçiyoruz. Bir sonraki efsanevi kahramanımız Cüceler Endeksinde çok sevdiğim yani aşırı derecede sevmiş olduğum bir efsanevi kahraman taşlardan çıktı. Fizyonda Parçalarda alamamıştım ve çok üzülmüştüm ama taşlardan çıkartmıştım. <laughs> İyi ki de çıkartmışım arkadaşlar. Her yerde kullanıyorum. Arena takımımda tutun. Zindanlarda, kıyamet kulesinde, Hitra Bosta, çok güzel işler yapıyor. Bu kahraman da ikinci becerisinde bir e, rakipten avantaj kaldırma özelliğiyle birlikte müttefiklerinden de birer tane dezavantaj kaldırma ihtimalleri var. Ve bu kahramanın en güzel sevdiğim yanı dezavantaj bloklamayla birlikte kendi HP'sinin belli bir miktarıyla e, %30 kadarına eşit bir kalkan avantajı veriyor. Aynı zamanda atak arttırma avantajıyla birinci becerisinde düşük bir ihtimal de olsa bir HP ana verme ihtimali var ve pasifinde de bir hasar yansıtma var. Kalkanla vurulan hasarın belli bir miktarı kadarıyla ve kahramanın direnci de kıyamet külesi savaşlarında 60 arttırma özelliği var. Yani Brogni çok sevdiğim bir kahraman aslında yani ilk top 15'in içerisine girebilecek bir efsanevi kahraman o yüzden kesinlikle ve kesinlikle çok şahane bir 10 çarpı etkinliği yarım bizi bekliyor arkadaşlar. Ve geçiyoruz bir sonraki efsanevi kahramanımıza bir sonraki efsanevi kahramanımız bizim e, barbarlar endeksindeydi değil mi? barbarlar endeksinde evet Hiçlik türü bir efsanevi kahraman, diğer efsaneviler mavi ve sarı taştan çıkarken bu kahraman sadece mor taşlardan, hiçlik taşlarından çıkacak bir efsanevi kahraman. Barbarlar endeksinde destek türü bir kahraman Tuhanarak. O yüzden Tuhanarak ile birçok e, e, taktikler yapılabilir. Ölümlü klambos takımlarında kullanılabilir. Ve en önemlisi yine da çok şahane bir iş yapabilirsiniz bu kahraman ile. Kıyamet külesinden tutun. Zindanların birçok bölümünde büyük bir sıkıntınızı çözecektir arkadaşlar. Çok güzel kahraman. Hı Defans hız arttırma, hız arttırma avantajlarıyla birlikte. Bu kahramanın vereceği atak azaltma ve avantaj bloklamalarla birlikte. Ve birinci becer becerisinde de görmüş olduğunuz gibi hız azaltma dezavantajı falan veriyor. Sürekli iyileşmeyle birlikte. Birlikte. Arkadaşlar kahramanımızın pasifi de her turun başında tüm müttefiklerden rastgele bir dezavantajı kaldırır diyor. Sürekli iyileşme avantajına sahip müttefiklerden ise rastgele iki dezavantajı kaldırır. Yani yiyeceğiniz korkuyu ve diğer dezavantajları hitra boss'lan falan tamamen kaldıracak bir kahraman ki yani hiçlik tür bir kahraman çıkması zor, çok zor. Yani çıkarsa da çok büyük bir kahraman almış olursunuz. Arkadaşlar buraya kadar izlemiş olduğumuz tüm kahramanların tamamı yarın 10 çarpı etki etkinliğinde gelecek. 10 çarpı etkinliğini biliyorsunuz ancak bilmeyenler arkadaşlar için tekrardan bir üzerinden geçelim. Hiçbir şekilde taşlardan, parçalardan, mavi, sarı ve mor taşlardan hiçbir şekilde efsanevi ve epik çıkartma şansınız değişmiyor. Ancak çıkacak olan efsanevi ve epik kahramanlar bu göstermiş olduğum efsanevi ve epik kahramanların çıkma olasılığı 10 kat daha fazla. O yüzden yani bu tarz 10 çarpı etkinliklerinde güzel kahramanları çıkarabilirsiniz. Ve gelelim son etkinliğimize. Garanti garanti şampiyon çağırma etkinliği. 10 çarpı etkinliği ile aynı anda başlayacak bu etkinlikte arkadaşlar. Garanti şampiyon çağırma etkinliği toplamda 4 tane sarı taş açtığınızda endeksine girelim. Hemen endeks neydi o rektörün şövalye hayaletleri miydi? Evet bakalım evet çovalya hayaletlerindeki destek türü rektörü direkt olarak hesabınıza 4. sarı taşa açışınızda kutsal parçaya açışınızda bu kahraman garanti olarak hesabınıza düşecek. Elinde olmayan yani rektörü olmayan arkadaş için yarın büyük bir fırsat arkadaşlar. Sadece ve sadece 4 tane sarı taş ki inanıyorum yani bosslardan filan o 4 sarı taşı haftada bir haftada düşürmüşsünüzdür ki. Yani hiç düşünmeyin rektörünüz yok ise elinizde açın derim. Ancak rektörünüz var ise de ikinci rektör için de kesinlikle taş açılabilir. Benim elimde 5 tane rektör var ve ikincisini şu an için kastığımı söylemiştim ve kasıyorum arkadaşlar ki bu kahraman Hitrabos'ta vermiş olduğu örtüleme avantajıyla birlikte sürekli iyileşmelerin yanı sıra canlandırma da yapan bir kahraman. Yani her şeyiyle pasifinden tutun. Ee, tüm birinci becerisine kadar tüm özellikleriyle bu kahraman bir tek Hitrabos'ta değil kıyamet külesinden zindanlarda ve e, arenada direnç takımlarında filan kullandım da başarılı kahraman kullanılabilecek güzel bir epik kahraman. Şu an bir de Hitra dahil oldu artık buna epik demememiz lazım yani açıkçası. Bir nevi efsanevi kahraman gibi bir epik kahraman dememiz daha doğru olur. O yüzden arkadaşlar yani 4 tane sarı taşınıza garanti bir epik kahraman o da rektör hiç kaçırmayın derim. Açın derim benim elimde var. ancak yarın bakalım duruma göre elimde birçok on 10 çarpı içerisindeki kahramanlar var. Ama olmayanlar da var. Belki olmayanlar için kendi hesabımda da yarın taş açabilirim. Belki de açmayabilirim arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Marshallet var. Brogni var. Rektör var. birkaç tane Epic'ten yok elimde. Ve hiçlikteki o efsanevi kahramandan yok elimde. Yani bilmiyorum bakalım yarına bağlı her şey arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yarın zaten 10 çarpı etkinliği saat 12'den sonra eklendiğinde oyunda Sizlerde görürsünüz. Elinizdeki taşları rektör yoksa elinizde kesinlikle son kez daha uyarıyorum. Açın alın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Hitrabos'ta tam 18 tane kasılmış kahraman gerekli. İlk birinde 6 girdiniz, ikincisinde 6 daha koydunuz, 12 oldu. Üçüncüsünde 6 daha koydunuz, 18 tane kasılmış kahraman gerekli. E, rektör gibi örtülemek veren kahraman veya kıyamet rahibi gibi rahibe gibi korkuları kaldırabilecek bir kahraman kesinlikle her takımın takımın içerisinde olması gerekiyor. Yoksa diğer türlü çok fazla hasar vuramıyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.